Yani kadın, kız, yaşlı kadın, genç kız, kız çocuk ödemiyor. Hiçbir dişi Nur Yerlitaş gibi doğal fenomen olmamıştır. TV, evet, TV duydunuz mu Nur Hanım? Büyük TV şahsiyet oldu. Ama bizi de seyreden... Nur Hanım duydunuz mu? Alo. İyi geceler, nasılsınız? Allah'ım yarabbim. Ay canım benim. Ahmet Hoca konuşuyor değil mi? Ahmet Hoca konuşuyor, Sinan Hoca konuşuyor, Abdülkerim Hoca konuşuyor, Rasim Hoca konuşuyor. Ya sizler benim pazar gecesi arkadaşlarımsınız. Ama ben 2 aydır sizlerden uzak kaldım. Çünkü biliyorsunuz çalışıyorum. Şimdi girdim içeri. Evet. Geldim işte. Sinancığım, evet. Rokum, Ahmet Hoca, Ertan Bey, Abdülkerim Bey'di değil mi? Evet. Karagümrüklü. Evet. Karagümrüklü evet. Abdülkerim. Ay ne güzel, Karagümrük candır ya. Fatih Karagümrük. Bak. Pardon, rahatsız, geçmeyen bir grip. Evet efendim, sorularınızı bekliyorum. Nasılsın Nur abla? Program iyi gidiyor, bak tebrik ederiz. Dün akşam çok iyiydi reytinginiz. Aa, birinci olmuşsunuz da ben anlamıyorum tabii. Ya ben anlamam, ben eşlikten, boşluktan, kumaştan yaptım. Nur Hanım her şey güzel de sağlığınız kötü görünüyor. İyi misiniz? Allah var mı bir şey? Check-up, make-up. Allah korusun bir kötü bir şeyler var mı? Ay Ahmet Hoca ne diyorsunuz? Valla ne diyorum ya biliyor musunuz? Ya yapma, evamlıdır zaten, evamlıdır. Hayır, evam değil. Bakın kardeşim ben öyle sözümü esirgemem. Nur Yerlitaş son 10 yılda Türk televizyonlarındaki en büyük fenomen dişidir. Lakin Nur Hanım ciddi anlamda size bir sağlık problemi ya çıktı ya çıkacak. Allah, biz lütfen check-up yaptırın. Allah hocam ne yaptın sıkıntı ya? Büyük. Hissediyorum. Hiçbir şey olmaz. Ben kapatıyorum. Nur Hanım. Yok. Yok kapatın. Ben kapatıyorum. Ya Ahmet Hoca evet sağlık problemimiz uzun bir şey grip geçirdim ve zatürreye başlangıcı dendi. Vallahi elimden geldiğince çok dikkat etmeye çalışıyorum. Pankreas nasıl? Nur Hanım. Pankreas. Gülmeyin ya. Arkadaşlar lütfen gülmeyin. Nur Hanım siz de gülmeyin. Ciddi bir şey söylüyoruz. Bir tıp doktoru olarak konuşuyorum. Pankreasınız nasıl? Ahmet Hoca bu sene şey çok moda biliyor musunuz? Yeşil. O kadar moda ki. Hayda. Haberiniz var. Ya. Yeşil. Yeşil hep modadır benim bildiğim. Yeşil çok moda Ahmet Hoca. Rob ne yapıyorsun Rob? İyiyim Nur ablacığım, sen nasılsın, iyi misin? Ay özledim ben seni. Sinancığım ay vah harikasınız ya. Nur Hanım. Nur abla. Nur ablacığım şu anda görebiliyor musunuz bizi yayında? Açtın mı televizyonu Nur abla? Ben televizyonu bulana kadar girdim. Ay nasıl yani, asansördeyim. Ay, diyorlar bağlayacağız dedim, asansördeyim. Evet ne soracaksınız? Sanıyorum futbolcu teknik direktörlerle ilgili mi soracaksınız? Evet Türkiye Ligi'ni ara ara takip ettiğinizi biliyorum. Kıyafetlere baktığınız zaman en iyi giyinen kim? En iyi kim giyiniyor? Mesela teknik direktör. Mesela Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal. Ay İsmail Bey biliyorum, ceketi uzun onun. Ceket boyu o beyefendinin uzun. Ben de Fenerbahçeliyim zaten. Ceket boyu mu uzun? O değiştirdi. Teknik direktörümüze buradan sesleniyorum. Ceket boyu değiştirdi. Nur abla ilk hafta öyleydi, sonra düzeltti. Bu hafta düzeltti. Öyle mi? Evet düzeltti. Vallahi benim bir tane teknik direktörüm var tabii ki. Fatih Kerim hocam, Fatih hoca. Her zaman onda bir Gusto İtalyano'dur. Eski arkadaşın olduğu için onu tabii. Evet, çok severim tüm ailesini. O, ben butikçi yıllarımda tabii Şişli bölgesindeydik. O da futbolcuydu. Orada hep İtalyan giyimleri satılırdı. Bütün futbolcular da oradan alırdı. Fatih hoca da tabii. Bizim butik Şeref vardı. Şeref abi. Evet. Bilirsin Sinan sen. Evet biliyorum. Butik Şeref. Benim abim de şeydi. V-yaka kazak alırdı. Renkliydi. O zamandan böyle renkli şeyler giyerdi. Kazaklar giyerdi. Kendisine buradan çok sevgiler. Biliyorsunuz benim kepsim onunla patladı. Çünkü Fatih Hoca da hiçbir şeyi beğenmez. O da benim gibi. Aa hep böyle mimiklidir. Bu çok hoşuma gitti. Ben... Bu kepsler sizi rahatsız ediyor mu? Özellikle Fatih Hoca üzerinden yapılan kepsler, filmler üzerinden,
yapılan capsler. Mesela Aziz Başkan'a bile caps yapıldı sizin Sayın Mahmut Uslu'ya. Bunlar sizi rahatsız ediyor mu? Güldürüyor mu? Güzel, çok sevindim. Aziz Başkan benim, bizim başkanımız. Biz Fenerbahçeliyiz ve Aziz Başkan'ı çok seviyoruz. Yeğenimin adını da Aziz Baran koyduk biz. Öyle mi? Evet, evet, evet. Ya Aziz Başkan'a gelene kadar efendim dünyada Obama'ya geçiyorsun yani. Ya Allah ne surat vermiş, bütün her şeye uyuyor. Ya çok çekersiniz. Valla bu kepslerin ben çok farkında değilim. Hani fenomen olmuşum, milyonlar tıklanmış. Bu geçici bir balon bir süreçtir benim için. Hatta çok olgun ama Nur abla. Rahatsız oluyorum. Neden diyeceksiniz? İnanın artık bir yere gidiyorum, bir yemek yiyemiyorum, bir şey seyredemiyorum. Eksik olmasınlar. Gelip sana bayılıyoruz, senin programda harikasın, sana bayılıyoruz, kepslerine ölüyoruz diye. İnanın ben de kimseyi kırmak istemiyorum, fotoğraf istiyorlar. Kırmıyorum ama yoruluyorum. Ve Nur abla, Nur abla şu anda tweetler 50'şer 50'şer geliyor. İnanın yani hani hayda. Gerçekten telefon kilitlendi. Hani inanılmaz bir sevgi seri var size. Çok teşekkür ediyorum. Buradan benim sosyal medyadaki sanal dünyada tabii çok dostlar, düşmanlar var. Çok teşekkür ediyorum. Ben bir tek Instagram kullanıyorum. Ona da bakmıyorum. Niye bakmıyorum biliyor musunuz? Instagram. Ben orada bir fotoğraf koyuyorum. Onlar başka yorum yapıyorlar. Ama kafamı, zihnimi yormuyorum. Ama bana güzel yorum yapanlara buradan kocaman kalpler yolluyorum. Emre Belezoğlu ne yapıyor? O da şık çocuktu. Evet, güzel İtalyan, o da yıllarca İtalya'da kaldı. Doğru. Bak kepslerden nasıl dönüş yapıyorum hemen ya. Var, ben, var, helal. Acayip düştü ya. Nasıl bir kadınım Ahmet Hoca? Nasıl bir kadınım ben Ahmet Hoca diyor. Sağlık konusunda bir yani, sıkıntı gördüm. Nasıl bir kadınsınız biliyor musunuz söyleyeyim. Fenomenliğiniz yanında inanılmaz hokkobaz ruhlusunuz. Hayır hayır, bunu pozitif anlamda söylüyorum. Bunu, hayır, bunu pozitif anlamda söylüyorum. Hokkabaz demek, anlıyorum. Yaratıcı demek. Mesela gülerken ağlatırsınız siz. Orada genç genç kızlar var ya, sarı, esmer, orta kumral, kısa uzun şeyde programda. Mesela ya kızlara... Ahmet Hoca o kadar zeki bir adam ki. Şimdi hokkabaz kelimesi, şimdi bunu insanlar çek. Ahmet Hoca, Nur Yerlitaş'a hokkabaz dedi. Hayır efendim, hayır hayır. Bir dakika canım. Bakın. Biliyorum. Aynı, bakın şunu söyleyeyim. Neydi o Rasim? Neydi o? Ekran hayvanı. Ekran hayvanı. Siz de ve sizin gibi çok büyük fenomenler, sizler birer ekran hayvanısınızdır. Bu hakaret değildir. Tabii, teknik sizde, terimdir. Sizde teknik. İnanılmaz. Hayır, söylüyorum. Bu bir teknik terim, teknik ya, terimdir kardeşim. Teknik, teknik terimdir. Aynı zamanda Nur Hanım. Ben de hocam için söyledim zaman. Bilmiyorum yaşça bizden büyük bir... Siz hokkabaz bir kadınsınız. Hayvan gibi koşuyor sahada. Gibi. Ne onun gibi? Evet. Hokkabaz bir kadının özelliği şudur. Birden gülerken ağlatır, ağlatırken güldürebilen insandır hokkabaz. Ahmet Hocacığım, ben bunu anlayabilecek kapasitede ve bakış açısında bir kadınım tabii ki. Hayır, sizin için yanlış anlaşılmasın diyorum hanımefendiciğim. Hayır, yok, yok, yok. Kamuoyu ben tarafından. Ben yanlış anlasam bu telefonu suratına kapatmıştım. Onu biliyorum. İşte hokkabazlık budur. Birden hocam deyip Allah belanı versin deyip kapatabilirsin işte. Hokkabazlık budur. Ay başka bir şey ne soracaksınız? Nur Hanım, bizim stüdyomuzdaki kıyafetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela Ahmet Hoca ekrandaydı. Sinan abinin kıyafetlerini nasıl buluyorsunuz? Rasim'in, Abdülkerim hocamın. Rasim'in zaman zaman kravatlarını çok beğeniyorum. Bazen muhteşem oluyor. Saçları uzun beğeniyorum Rasim'i. Sağ ol. Ya Sinancığım benim. Ya zaten Sinan başka bir şey. O benim ailem. Her şeyim o benim. Çok eski arkadaşız onunla. Kardeşimdir benim. O kendine has bir adamdır. Ertem çok şık. Ahmet Hoca'ya gelince ben Ahmet Hoca konuşurken kravatı, gömleği nasıl diye hiç bakmadım. O kadar egzotik bir adam ki. Sonra o da benim o da televizyonların hokkabazı. Ben hokkabaz değilim. Ben madrabaz televizyoncuyum. Madrabaz başka bir şeydir. Çünkü madrabaz komple tuvaliste yapar. Tabii bu kavramlar. Doğru. Vampir. Nur abla o vampir, vampir. Vampir. Kan emiyor, emer o. Ben sizi o kadar çok dikkatli izledim ki gecelerde. Çok izli, çok pazar izliler. Geceleri. Ahmet Hoca gerçekten gerçek bir televizyoncu.
Evet. Teşekkür ederiz. Hayır, o da screen animal'dır canım. Aynısıdır yani. Büyük spor şov adamlarının dışında. Başka yarın manşet oluyor muyuz? Siz her zaman manşetsiniz. Siz her zaman manşetsiniz. Abdülkerim Hoca'yı nasıl buldunuz? Çok şükür. Ona ekranı bir getirebilir misiniz? Afiyetlerim. Canım benim işte. Karagül yanıyor ya. Tam Karagümrüklü değil mi? Tamam, şahane. Nerelisiniz Afiyetlerim Bey? Ben doğma büyüme Karagümrüklüyüm. Kardeşiniz Bahattin benim çocukluk arkadaşımdır. Bilmez miyim? Siirtli misiniz siz? Yok, değilim. Siirtlere benziyorsunuz. Evet. Siirtlilere benziyorsunuz dedim. Ben de Siirtli olduğum için Bahattin'i biliyorsunuz. Acayip bir Fenerbahçeli. Evet. Benim arkadaşlarımız da bir ya. Siirt'e de selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Siirtli dostlarımıza. Nur Hanım'dan bir ricam var benim. Evet. Nur Hanım, ben programınızı seyrediyorum ilgiyle. Her gün hemen hemen eşimle kaçırmıyoruz. Biz hanımla birlikte özlemciyiz. Lütfen özleme sahip çıkıyorsunuz. Özlem kim ya? Özleme çok saldırılıyor. Lütfen onu korumaya devam edin. Özlem kim? Özlem kim? Bülent Ersoy'un koruması altında. Öyle mi? Bülent Hanım da onu çok seviyor. Programımızı izliyor musunuz? Ahmet Hoca izliyor musunuz? Bana mı sordunuz efendim? Evet. Zaman zaman iş yerinde otururken böyle kanal görüyorum ama siz konuşurken gerçekten müthiş. O yanınızda bir hanımefendi var, o kimdi? İvana Sert. İvana Sert ya. Ben tanımıyorum, kusura bakmayın. İvana Sert. O hanımefendiyi beğenmiyorum. Öteki yanınızdaki delikanlı kardeşimiz var. Kemal Doğulu. Onu hiç beğenmiyorum. Orayı götüren yıldız olarak sizsiniz. Allah korusunuz, bugün ölseniz o program dağılır. Kızlara geliyorum. Hocam, kızlara bakamıyorum. İvana'yı da doğradı hocam. Bazıları akıllı, bazıları titriyor ama hepsinin gözü sizde. Nur abla ne diyecek diye hepsi böyle şeytan gibi bakıyor. Bizim işimiz tamamen bir ek işi. Biliyorum. Bizim biliyorsunuz Caner Erdem beyefendinin biz elemanlarıyız. Evet. Çok iyi televizyoncudur yani. Çok muhteşem bir insan Haluk Bey de öyle. Çok iyi bir ekipteyiz. Bütün arkadaşlar tek başına başarı olmaz. Biz bir ekibiz tabii ki. Ahmet Hoca, biz de sanki hani bazen burada kafeteryada oturuyoruz ya, öyle konuşuyoruz maşallah. Yani millet de diyecek ki bu ne, bilmiyorlar bizim bu kadar samimi olduğumuzu. Şimdi bana yarın bir sürü şeyler yapacaklar. Vallahi çok arayacaklar. Büyük olay oldu. Evet. Nur abla. Ve dolayısıyla de programınıza benim katkım oldu. Çok sağ ol. Ama hakikaten Nur abla, Nur Yerlitaş büyük bir televizyon fenomeni. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir de beni nasıl buldunuz? Son olarak bunu soralım. Kapatalım. Teşekkür ederim. Niye söyledi ya? Çok şıksın dedi. Senin her zaman o ıslak saçlarına bayılırım ben, böyle jöleli. Nur abla, sakallarını kessin mi böyle mi? Bir baksana bir. Sakallı mı sakalsız Ertem mi? Böyle çok kötü, istemiyorum Ertem seni. Hayda. Hemen sakal bıraksın. Hemen sakal bırakın. Ayrıca da bir şey hatırlatayım. Ben de biraz reklam yapayım. Ben de yarın sabah yani 6'da uyanacağım, uyuyup Fox TV'deyim. Çünkü yine Caner Erdem'in yapımı. Yeni program Nilgün Berdin. Oraya konuk gidiyorum. İlk defa konuk gidiyorum. Oo, çünkü bir yere ben gidiyorum. Ne mutlu size. Bilmiyorum, biliyorsunuz. Harika. Oraya konuk oluyorum. Beni bir seyredin ya orada. Seyredeceğiz. Muhakkak. Nilgün Hanım'a da çok selamlar. Nur ablacığım, çok çok teşekkür ediyorum. Nezdinize, bütün ekibinize çok çok selamlar. Caner Bey'e çok tamam. Çok selamlar. Ayrıca tamam. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Hepinizi çok sevgiyle öpüyorum. Bizler de sizi. Görüşmek üzere diyorum. Çok sağ olun. Onur abla. Çok teşekkür ediyoruz. Evet.